Sevgili seyirciler, TRT ekranlarında yepyeni bir programla karşınızdayız ve Makara Gır'la başlıyor. Çeşitli esnaf gruplarıyla muhabbet edeceğiz. Onların kimi zaman dertlerini dinleyeceğiz. Kimi zaman anılarıyla, fıkralarıyla, türküleriyle programımızı renklendireceğiz. Ve işte Makara Gır'la başlıyor. Şeyin tazeleri semt pazarlarında. Her ne kadar güncel zamanımızda AVM'ler revaçta olsa da, trendi yükselse de, sizin de çocukları seven, geleceğini seven bu semt pazarlarından dışarı çıkmasın. İşte cevizin en hası, en tazesi. İşte ustam da burada. Evet. Usta, ceviz nerenin? Sapanca'nın. Sapanca'nın mis gibi kokuyor maşallah. Evet, her şeyin tazesi. Şeftali nerenin? Bursa. Bursa'nın şeftalisi. Üzüm? Üzüm İzmir. Üzüm İzmir. Ondan sonra şu var ya, şu. Şu börtlen gerçekten belki günümüzde en natürel beslem. Aç ağzını. Senin tercihin hangisi? Hangi meyve senin için? Benim için şu an en iyisi ceviz. Ceviz. Benim de kavak inciri. Kavak inciri gerçekten günümüzde en şifalı incirlerden bir tanesi. Belki de bunu çoğumuz yıkayarak yeriz ama bazı arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi. Kaç yaşından beri semt pazarlarındasın? 12. 12 seneden beri. 12 sene değil, 12 yaşından beri. Şu anda kaç yaşındasın? Şu anda 20 yaşındayım. 20 yaşındasın. Bu iş devam mı edecek? Bu benimki devam edecek. Abimle ablam okuyor. Abinle ablan okuyorlar, sana üflüyorlar mı? Bana üflüyorlar. En çok bu semt pazarlarında senin hoşuna giden olay ne? Olay... Mesela eskiden bağırırlardı. Bağırma kalktı mı? Bağırma kalktı. Yapma ya. Vallahi. Benim hoşuma giderdi. Benim gel hoşuma... vatandaş gel. Malın iyi. Malın mı? Tazesi burada. Memleket. Kars. Sen o zaman Hacı abinin nesi oluyorsun? Yeğenim. Yeğeni oluyorsun. Sen de daha çok sebze işi satıyorsun. Havuçlu neler var? Sebzenin hepsi var. Havuç var, domates var. Ne? Salata var, biber var, barbunya var. Ersin abimiz var, dayımızın oğlu var. Ona da geleceğim de ben en çok... Göbek salata var. Göbek salata. Göbek salatayı en çok kimler alıyor aile dışında? Daha çok bu şey çiğ köfteciler mi? Yok, hayır. Yağsız oldukları için genellikle yağsız ürün sevenler göbek salatayı alır. Ama yağlı salata sevenler kıvırcık alır. Vay, bak bir şey daha öğrendik. Diyet yapanlar, hanımefendiler, beyefendiler, arkadaşımız diyor ki efendim şu göbek salatanın özelliği yağsız olması, kıvırcık salata ise yağlı olması. Pazar ola derler. Sağ olasın. Doğru mu? Selamünaleyküm. Aleyküm. Yani bir semtte böyle bir alışveriş yerinden hayırlı işler derler. Pazar ola derler. Başka ne diye selamlıyorlar? Hayırlı işler derler. Ne var ne yok. Ne var önce hal hatır sorarlar, evet. Şu anda sana taptaze, gerçekten masalarımızı süsleyen ve özellikle adını unuttum. Tere. Yok, tere mi o? Evet. Roka. Ha, roka, evet. Bunlar gerçekten en sağlıklı. Bu güzel şeyleri hep halden mi alıyorsunuz kendiniz? Halden aldıklarımız da var. Bahçıvan arkadaşlardan aldıklarımız da var. Bahçıvanlar kendi mi getiriyorsunuz, mi alıyorsunuz? Kendi getiriyor abi. Şurada enteresan bir ot var, o ne? O deniz börülcesi. Deniz börülcesi ne işe yarıyor? Salata yapıyorlar. Allah Allah, enteresan. Yedin mi hiç? Yedik tabii ki. Evet, böyle semizotları var, bunlar var, limonlar var. Efendim turp var, çok Kölde güzel. Turbu. Bunları tek tek sayıyorum ki yeni jenerasyon bazının haberi olmuyor nerede ne yetişiyor doğru diye. Doğru söylersin, vallahi gelip bize soruyorlar bu nedir. Evet. Biz de bazılarını şöyle elimizden geldiği kadar işte kuzu kulağı var. Hayır, küçükken toplardık tarlalardan da artık tarla kalmadı. Onlara ufak tabelalarla işte aydınlatmaya çalışıyoruz. Rahmetli İnci. Barış Manço domates, biber, patlıcan derdi. Sen ne diyorsun? Evet. Ben de yeme bayat gider hayat, taze ye tombul ol derim. Aa, süper ya. Ne alkış vermiyor ya. Vallahi mis gibi toprak kokuyor ya. Bahçeden hem de bahçeden. Siz çaktırmadan biz yemeğimizi yiyelim. Sonra programımıza devam edelim. Kahvaltıdan bile bir şey yemedik kardeşim.
Ya şu şeyde bir Pardon. Türlü rahat bir kavun yiyemedim bu şeyde de sezonda. Şimdi da. Hacı abi şöyle diyeyim sana. Son zamanlarda bu meyvelerde bu hormon bozukluğu evet, var ya. Evet. Değişik yabancı ülkelerde gelme gübrelerle ilgili. Genleri değiştirmiş. Genleri de. Şimdi bu karpuz Silivri'den geliyor. Bu karpuzda kabak denen bu kışın aldığımız tatlı kabak yok mu? Evet. Onun aşısı yoktu. Bu organik normal bostan karpuzu. Şu. Evet. Şimdi sen dedin o aldığım karpuz büyük iyi karpuzlar. Evet. Onlar kabak aşısı. Onlar nasıl kabak aşısı? Onların kabaktan aşı yapıyorlar. Diyelim ki adam diyor ki köylü diyor ben 3 ton yerine 5 ton yerine 5 ton yerine 10 ton mahsul alacağım. Yani kilo olarak üretim fazla olsun. Fazla olduğu zaman bu sefer ne olur? Fiyat düşük olur. Talep az olur. Fazla inmez. Sen haftada yiyeceğin 2 tane karpuzu sen bile düşüyorsun. Çünkü karpuz tamam sesi güzel, görüntüsü güzel. Sapı yeşil taze ama içi kırmızı et gibi kabak tadı var. Güzel iyi karpuzu biz vatandaş anlamıyoruz. Nasıl seçeriz iyi kavun, iyi karpuz? Şimdi iyi kavun, iyi karpuz sana şöyle diyeyim abi. Karpuza bakıyorsun, karpuzun sapı yeşil. Elini vuruyorsun böyle davul cinsinde bir ses çıkartıyor. Tak tak diye bir ses çıkartıyor. Sesi hoşuna gidiyor. O karpuz iyi de çıkabilir. Kabak da çıkabilir. Ve içi geçik de olabilir. Yani olur olmaz. Çok yaşıyoruz bunu. Evet yaşıyorum. Ben kendim bile yaşıyorum. Çok güvendim, sert. Dinamik karpuzu şöyle alıyorum. Bak şu karpuz şu an bak sesi çok güzel. Fazla hepsi beraber geldi. Şu karpuz şu anda beyaz. Bir ses ver. Kesin bak. Buyur. Bakalım diyor ki beyaz diyor. Bakalım göreceğiz. Yılların uzmanı. Buyurun. Bakınız hakikaten dediği gibi beyaz çıktı karpuz. Gel kocaya bir gül verem lele hale hale kurbane. Aramızda dağlar var lele hale hale kurbane. Bir gül verem lele hale hale kurbane. Alkışlar kocaman. Kadir, kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Abi bunu 5-6 sene, 10 senedir yapıyoruz yani. 5-6 hep sırtında mı? Evet. Bir günde kaç saat çalışıyorsun? Belli olmuyor abi. Bazen hiç çıkıyor, bazen boş dolaşıyoruz. Bazen çift az gibi. Evet. Sen de gördüğüm kadar göbek yok çok dolaştığın evet. için. Yani bu işi yaparken kendin tabii mutlusun, bundan para alıyorsun. Mesafeye göre mi para alıyorsun? Hayır, ne verilirse abi. Pazarlık yok bizde. Peki bazen böyle senin bayağı gücünü aşan şeyde yükleme yapılıyor mu? Yapılıyor. O zaman ne diyorsun? Ne verilirsin yine? Ondan vicdanla kalmış bir şey. Ondan kendi gönlüne kalmış bir şey. En uzun gittiğin yol ne kadardı? 1,5 kilometre dedim mesela. Evet, onlar da yapıyorsun. Evet. Çoluk çocuk var. Memleketliler. Neresi memleket? Konya. Konya'dan kardeşimiz gelmiş. Bu İstanbul'da yapıyorsun. Evet. Kazanıyorsun, memlekete gönderiyorsun. Evet. Var mı çoluk çocuk okuyan? Memlekette okuyorlar. Evet. Evet. Kaç çocuk var? 3 tane. 3 tane. Allah yardımcın Allah olsun. Abi. Peki. Hayırlı o zaman memlekete el sağla buradan Konya'ya. Teşekkürler abi. Hayırlı günler. Geleneksel olarak semt pazarlarımız insanımıza hem kaliteli hem de ekonomik ürünleri vermeye devam ediyor. Her şeye karşın bu pazarlar hizmette kusur etmiyor ve gerçekten hem insanımız istifade ediyor hem de bu hizmetler yürümeye devam ediyor. Efendim, geleneksel semt pazarlarımız insanımıza hem gıdada hem de giyimde hizmet vermeye devam ediyor. Hem insanımız istifade ediyor hem de satıcı esnaflar bu çalışmalardan istifade etmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla bu güzel pazarda en ekonomik, en de kaliteli malları biz de Makara Gırla programımızda bu konuları size ekrana getirmekten mutlu olduk. Hepinize hoşça kalın.